İstanbul'da bir ailenin hayatı takıntılı bir aşık yüzünden kabusa döndü. Evin kızına kafayı takan genç aşkına karşılık bulamayınca aklınca intikam aldı. Eve sipariş yağdırdı. Asılsız ihbarlarda bulundu. Kuryeler kapıya yemek giysi, kurbanlık koyun hatta mezar taşı bile getirdi. Ya kanattan tut da künefeye kadar. <laughs> yani her şekilde. Bir kurye kanat getirdi. Biri mezar taşı, biri kurbanlık koyun. Siparişler kabustu ama ihbarlar da bitmedi. Polis de geldi itfaiyede. İtfaiye geldi asılsız ihbar. Yani, trajikomik bir şey sonuçta. ya Ben başıma gelen herkesin başına gelir. Bahçeli evlerde yaşayan ailenin başı evin küçük kızını takıntı haline getirmiş bir genç de dertte. O genç aileye adeta kabus gibi çöktü. İhbar üzerine ihbar. Sipariş üzerine sipariş gönderdi. Yaklaşık bir 10 gün falan devam etti. Yemekler gönderildi, mezataşı taşı gönderildi, kurbanlık gönderildi, işte vesaire. O takıntılı genç işi o kadar ileriye götürdü ki adrese bir mezar taşı gönderdi. Sevgili değil. Ben şunu eski arkadaşı çok iyiydi, Araları çok iyiledi. Çocuk da rahmetli oldu. onu da Instagram'da paylaşıyordu. Artık hangi zihniyetle şey yaptıysa onu göndermiş. Aynı zamanda adattık kurbanda yolladı. Ailenin artık sabredecek gücü kalmamıştı. Soluğu karakolda aldı. İtfaiye geldi. asası ihbar. yani yangın vardı. İtfaiye göndermişler. Ya Kanat'tan tut da Künefe'ye kadar <laughs> yani her şey gönderdi. kurbanlık gönderildi işte vesaire. Polis o takıntılı genci kısa sürede tespit etti ve gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarıldı ancak serbest kaldı. Birçok insan emeğine dokundur, hassızına dokundu. Sonuçta komşularım rahatsız oldu, biz rahatsız olduk. Neyse ki sipariş, ihbar kabusu sonunda tatlıya bağlandı. Çocukların bir oyunu diyeyim ben. Şu anda konu kapandı zaten. Gelen giden yok, şey yapan yok. Konu kapandı gitti. <laughs>